Merhaba sayın seyirciler. VDAR Açtırma, Geliştirme, Danışmanlık, Limited şirket tarafından hazırlayıp sunulan Akılcı İlaç Kullanımı programında e, bugünkü konuğum Sayın Profesör Doktor Cemalettin Camcı. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş buldum. E, kendisiyle akılcı ilaç konusunda ve kendi etkinlikleri konusunda e, sohbet yapacağız. E, biraz kendinizi tanıtır mısınız? Önce öyle başlayalım isterseniz. Öncelikle hoş buldum. Teşekkür ederim. Sağ olun davetiniz için. Ee, ben Cemalettin Camcı, genel cerrahi uzmanıyım. Ankara Üniversitesi Fakültesinden 1991 yılında mezun oldum. 1998 yılında ise e, Çukurova Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalının ihtisasımı tamamladım. Daha sonra 4 yıl boyunca Adana Numune Hastanesi'nde uzman olarak çalıştım. E, ardından e, Fırat Üniversitesi'nde öğretim üyeliğine başlayaraktan 2000 e, 9 yılına kadar Fırat Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalıştım. Daha sonra Acıbadem Grubu, Florence Nightingale Grubu, İstanbul Bilim Üniversitesi'nde akademik hayatıma devam ettim. Şu an tamamen serbest çalışan bir hekim olarak çalışmaktayım. Peki. Teşekkür ediyoruz. Şöyle bir soruya devam edeyim. Aslında iki tarafı da görmüş biri olarak sizi yani, değerlendiriyorum yani, açıkçası. Evet, hem akademi hem özel sektörü. Yani böyle evet. bir karşılaştırma yaparsanız aslında neler söylemek istersiniz? Valla iki tarafında kendi kendine göre sorunları var. Kendine göre artıları eksileri var. Akademik çevre hakikaten zevkle çalışılan, bir çalıştığım bir çevre. E, yer e, çok hani insanın baştan Ankara gibi bir yerden kalkıp da Elazığ'a gitmesi tuhaf gibi görünse de son derece lezzetliydi benim açımdan. Daha sonra akademik ilerlememizi işte arada e, Amerika ile Amerika'da eğitim almamla vesaire e, değerlendirdik. Dolayısıyla e, hakikaten pozitif yanları var, negatif yanları var. Özel üniversite çalıştım. Ee, öğrencilerime de derdim zaten mevcut olan olabilecek her her yerde e, bulundum ve dolayısıyla ne sorarsanız sorun bana gibi bir şeyim vardı yaklaşımım vardı. Ee, Devlet üniversitelerimiz e, şu aşamada birazcık daha e, maddi açıdan sıkıntılı olsa da e, özgürlük açısından birazcık daha özgür gibi görünüyor. Ama bazı alanlarda e, özel üniversiteler daha iyi pozisyonda. Dolayısıyla e, konuya göre şey yapmak, değerlendirmek daha mantıklı gibi görünüyor. Peki. Ee, şimdi biraz yaptığınız işten bahseder misiniz bize? Almış olduğunuz şu ana kadar ki eğitim, yani meslek eğitimden bahsediyorum. Evet. Buna ne sık bir katkıda bulundu onu da söylerdiniz. Ee, şimdi ilk başta benim asistanlığım süresince e, beraber çalışmaktan onur duyduğum e, Profesör Doktor Emin Uğur Erkoçak hocamız, sağ olsun benim önümü açan kişilerden biri oldu. E, organ nakli konusunda beni eğitim almam üzere teşvik etti. E, asistanlığım süresince e, bir Norveç eğitimim oldu. 4 ay boyunca bir burs kazandım. Ee, onun üzerine bir Norveç'e gidip e, giriş gelişim oldu. Ardından e, Fırat Üniversitesi'ne başladığım zaman beraber çalıştığımız yine Profesör Doktor Osman Doğru hocamızın e, desteğiyle Amerika'da yine karaciğer nakli eğitimi almam Söz konusu oldu. Ee, ha bu kadar eğitim aldınız, ne yaptınız diye sorarsanız da e, organ nakliyle ilgili bir şey yapmadık ama e, kendi açımdan e, imkan olmadı, ortamda bulunamadık vesaire. Ancak e, benim eğitimime son derece ciddi katkılar da bulundu ve ondan sonra e, birazcık da e, ortamın getirdiği ve ihtiyaca binayan e, çalışmalarda onkolojik cerrahi üzerine birazcık yoğunlaştık. Şu anda e, problemli onkolojik cerrahi vakaları yapıyoruz. İşte kimsenin dokunmak istemediği yaşlı, kardiyak problemleri olan ya da işte akciğer problemi olan e, ameliyat esnasında sorun olabilecek hasta grubuna birazcık daha aşinayım ben açıkçası. E, bu, bu tür hastalara onkolojik cerrahi işlemi yapıyoruz. Bunun yanında bir de e, halkımıza bir hizmet olarak düşündüğüm e, ameliyatsız kıl dönmesi e, yöntemini uyguluyoruz. Bu yöntemde sağ olsun e, beraber çalıştığımız biraz evvel adını zikrettiğim Profesör Doktor Osman Doğru hocamdan öğrendik ve bu e, bizim asistanımız olan Osman hocanın asistanı olan kişiler tarafından yoğun bir şekilde yapılan bir yöntem. E, her ne kadar e, tabipler birliğinin listesine veya sağlık uygulama tebliğlerin tebliğinin listesinden girmemiş olsa da Son derece etkili bir yöntem. Zaten onu da bugün konuşacağız gibi görünüyor evet, zaten. Evet. Peki almış olduğunuz eğitimin katkısı nedir? Seni yani nasıl değerlendiriyorsunuz onu? Bir katkısı oldu mu ya da sonradan böyle bir alan düşündünüz? Yani. E Kıl dönmesi açısından evet, ama. Evet gene genel olarak. Genel cerrahiyle şimdi, ve kıl dönmesine kadar getirebilirsiniz. Evet olanlar. yani genel cerrahi yoğun bir şekilde çalıştık. Ee, onkolojik cerrahi ve transplantasyon cerrahisine Amerika'da özellikle çalıştım ben. Ee, ancak tabi kıl dönmesi bunların yanında bir talihi bir şey gibi oldu. Hı hı. Yani pilon sinüs dediğimiz hadise. Ancak e, bu da e, insanlara faydalı olabilmek adına çok basitmiş gibi görünen ama insanları gerçekten sıkıntıya sokan bir problem. E, işine, i̇şin içine girdikçe anlıyor insan e, ama e, baktığınız zaman bunda da e, ameliyatları sorunlu, amel e, herkes ben sorunsuz yapıyorum dese de nüksetme potansiyeli yüksek ve dolayısıyla bu tür vakalar hakikaten muzdarip oluyor. Ve aslında baktığınız zaman bu tür kıl dönmesi vakaları bizim cerrahi eğitimimizde çömez vakalarıdır. Bizim asistanlara yaptırdığımız vakalardır. Ancak hakikaten sıkıntıya sokabilecek potansiyeldeki bir durum söz konusu. Tabii kişinin kendi başına gelmedikçe bilemez. Tabii bir insan şunu da düşünebiliyor, bilmiyor. Ben kanser cerrahisiyle uğraşıyorum kardeşim yani ne kadar büyük iş yapıyorum bu basit bir işle ben beni uğraştırmayın gibilerden bizim arkadaşlarımızın zaman zaman benim de e, serzenişte bulunduğum bir olaydır. Ama dediğim gibi işin içine girdikçe işin bu kadar basit olmadığını e, gördük. Ve şimdi daha da basitleştirerek e, ameliyatsız çözmeye gayret ediyoruz. Genel cerrahiyle ya da çalıştığınız alanla ilgili bir eğitim programı oluşturmak isteseniz yani özellikle hekimlere yönelik nasıl bir yönelim düşünürsünüz ya da ne gibi bir eğitim oluşturmasını düşünürsünüz? Ya uygulamalı eğitim olması lazım esas olarak. Tabi teorik bilgi hekimlerde tabi teorik bilgi ön planda olacak ve onun üzerine uygulamalı Bizim çünkü branşımız uygulama branşı, ameliyat branşı ve dolayısıyla ameliyatta veya herhangi bir işlem esnasında bu işi göstermek açısından uygulama ön planda olmak durumunda. Ee, tabii şimdi sizin konunuza geleceğiz, işin gerçeği. Son zamanlarda hep hepimiz de biliyoruz ki Sağlık Bakanlığı'nın ciddi bir şeyi var, uygulaması var. Özellikle YÖK üzerinden yani Yüksek Öğretim Kurumu üzerinden tıp fakültelerinde eğitim müfredatına girilmesi açısından akılcı ilaç kullanımları gündeme geldi. Ben daha evvelki çalıştığım yerde İstanbul Bilim Üniversitesi'nde dekan yardımcısıydım. Eğitimden ciddi anlamda sorumluyduk ve dolayısıyla müfredatlar hazırlanırken ayrıca iki yıllık e, ön lisans programının müdürlüğünü yaptım ben. E, bir buçuk yıl boyunca İstanbul Bilim Üniversitesi'nde Burada da müfredatlar hazırlanırken mutlaka akılcı ilacın e, gerekliliği ve e, akılcı ilaç kullanımının prensiplerinin anlatılması kişilere. Yani sadece tıp fakültesi öğrencilerine değil diğer e, yardımcı sağlık personeli de dahil olmak üzere hemşireler. E, her ne kadar hemşireler şimdi biz yardımcı sağlık personeli değiliz, sağlık personeliyiz dese de ve haklılardır acın e, gereksiz yere kullanımını önleyici ve e, özellikle antibiyotiklerde son derece e, önemli bir konu var. direnç gelişimi olayı, hı hı. lüzumsuz kullanımı söz konusu. Çünkü insanların bilinçlendirilmesi gerekiyor ve bu sağlık personelinden başlaması gerekiyor açıkçası. Ve dolayısıyla bu e, prensipler doğrultusunda e, kişilerin e, bilinçlendirilmesi ee, söz konusu olmak zorunda ve dediğimiz gibi üniversite şeyinde de e, konseptinde de biz buna yer vermiştik zaten hı hı. ve bu şekilde bir eğitim e, Planı programı yapmıştık. Tabi bunun etkileri hemen böyle 3 günde 5 günde çıkacak bir etkiler güzel, değil. Doğru, yani. Yıllar sonra ancak e, göreceğiz ama tabii ki bunda kazançlı olan Türkiye olacak yani. Çok doğru. Peki e, aslında tıp fakültelerinde ve eczacılık fakültelerinde şu anda gördüğümüz gerçekten çok yaygınlaştığı e, şeklinde. Ben kendi deneyimimi söyleyeyim. Bizim fakültemiz kliniklerle beraber bu işi yapan Türkiye'de ilk fakülteydi aslında. Çok iyi. Ve daha sonra biz beşinciydi Türkiye'de bu eğitimi koyan ve şu anda hemen hemen tüm tüm fakültelerinde bu eğitim veriliyor bakarsanız. Eczacık fakültelerinde de veriliyor. Hatta veterinerlik fakültelerinde de var. Ve toplumun değişik kesimlerine ulaşmasına çalışılıyor. görebildiğim kadarıyla ee, bu işin özellikle e, ulusal düzeyde oturması ve bir takım şeylerin e, öneminin kavranması konusunda oldukça fazla emeğimizin geçtiğini düşünüyorum Aslında bugünleri görmekte çok güzel bir şey baktığınız zaman Çünkü Değişik uzmanlık alanlarında gerçekten farklı ilaçların farklı özellikleri ve farklı ilaçlar özellikle evet. daha ön plana çıkıyor baktığınız zaman. Çünkü birçok alanda mesela genel cerrahi bunlardan bir tanesi tamamlayıcı bir tedavi baktığınız zaman ilaç tedavisi yani e, cerrahi işlemi takiben arkasından ilaç tedavisi de geliyor. Dolayısıyla bu konudaki hekimlerin özellikle bu konudaki görüşü son derece önemli, bakış açısı son derece önemli ve ben bunun bir şekilde eğitim içerisinde yer alması gerektiğini düşünüyorum. Açıkçası söylemek gerekirse. Hatta işte geçen haftaki programda bir konuğumla konuştuğumda kendisi eğitmen aslında doktor değil. Ee, ve şöyle bir ifade kullandı ki bizim de çok üzerinde durduğumuz bir şey erken dönemde bu eğitimin verilmesi gerektiği. Yani ortaokul düzeyinde belki işte ilkokul düzeyine kadar inebilecek tarzda bu bilinçlendirmenin yapılması gerektiğini söylemişti. Gerçekten de çok doğru bir yaklaşım diye düşünüyorum. Ee, ben bir konuda fikrinizi almak istiyorum açıkçası. Ee, şu anda Türkiye'de bu süreç işliyor görebildiğimiz kadarıyla böyle çoklu ilaç tedavilerine gidiyor. Yani kombinasyonlara doğru bir gidiş söz konusu. Otaka. Yani tekli ilaçtan daha çok iki ilaç bir arada, işte üç ilaç bir arada tek bir preparat içerisinde. Buna nasıl bakarsınız? Yani temel işiniz cerrahi, onu biliyorum ama hani kolaylaştırma açısından ya da destekleme açısından nasıl değerlendirirsiniz böyle bir şey? Böyle bir şey ihtiyaç var mı sizce? Aslında şöyle bir şey oldu. Bizde <laughs> e, siz de biliyorsunuz ki helikobakter e, problemi var Türkiye'de. Hatta hocalarımız Ankara Üniversitesi'nin hocaları işte bizim Çukurova'nın hocaları vesaire yani bir multi çalışmada bakıldığı zaman e, çoğu insanda bu helikobakter ki e, bilmeyen e, seyircilerimiz için tekrar etmekte fayda var. E, bu mide ülseri, gastriti veya ileri dönemde de mide kanserine sebep olması artık söz konusu olduğu bilinen bir mikroorganizma. Bu mikroorganizmanın eradike edilmesi yani yok edilmesi açısından böyle bir çoklu ilaç tedavisinin gidilmesi gerekiyor. Bunun ortamı işte asitsiz bir ortamda bulunması işte ya da o bölgedeki kendine özel bir kapsülmüş gibi yani fonksiyonel bir kapsül diye söylenebilir aslında böyle bir kapsül yok da kendi koruması, mide asidinden vesaireden koruması söz konusu ve hücre içine yerleşik bir mikroorganizma olduğu için de hücre içine etkili ilaçların kullanılması bu durumda söz konusu. Ve bu etkili olarak kullanılması açısından mesela bizde bir şey vardır. Halkımızın arasında her ne ilacı kullanırsak kullanalım şikayet geçti hop bırakılır, evet. unutulur. Evet, ve burada eradikasyon veya tamamen yok etmeye yönelik bir şey yapılıyorsa şayet bunların gerçekten klinik deneyi kanıtlanmış sürelerle dozlarında verilmesi lazım. Ve bu dozlarda kullanıldığı takdirde ki bu işte e, değişik bir piyasada preparatlar var. Özellikle ülser için veriliyor işte üçlü, dörtlü tedaviler. Şimdi isimlerini zikretmeye gerek yok. E, reklama girmeye lüzum yok. Ve e, bu tür ilaçların etkili olarak minimum 15 gün süreli e, tercihan bir aya kadar da uzayabilen bir süreçte kullanılması söz konusu. Evet. Ama tabii bunların saatleri önemli işte alınması önemli çünkü e, bu saatlerin de manası şu... E, mikroorganizmanın çoğalma zamanıyla ilintili bir e, uygulama tarzıdır bu. Dolayısıyla yani bunları atladığımız zaman aman ne olacak bir kereden bir şey olmaz dediğiniz takdirde hmm. mikroorganizma kolaylıkla direnç kazanabiliyor. Hmm. Bu direnci kazandığınız zaman ondan sonraki ilaçları istediğiniz kadar kullanın, hmm. sıkıntıya sokarsınız. Tabii, Dolayısıyla bir dirençli mikroorganizma gündeme gelebiliyor hmm. ve bu da e, kişinin kullanımının veya e, kişiye yazan hekimin uyarmamasından kaynaklanan bir hadise söz konusu olabiliyor. Ve dolayısıyla bu çoklu ilaçlara e, pozitif bakılabiliyor tabii ki. Ancak bazı mikroorganizmalar var ki mesela bizim cerrahi pratiğimizde uyguladığımız e, oksijensiz ortamda yaşayan mikroorganizmalar var. Veya cildi, e, normalde e, kendimize faydası olan mikroorganizmalar var vücudumuzda. Bunlar da tabii ki zarar görebiliyor bu e, yoğun antibiyotik kullanılması ile dolayısıyla kişiye özel değerlendirmek ve kişiye özel olarak bu şeyi yapmak daha mantıklı. Genelleme yapmaktan çok daha uygun diye düşünüyorum açıkçası. Evet. Peki izleyenlerim size nasıl ulaşacak? Yani halkımız böyle bu kutup sorunları olan ee, Benim web sitem var. Web sitemde doktorcamcı.com diyerekten bir web sitem var. Oradan benim e, günlük işte 2- üç günde bir blog e, tarzında yazdığım yazılar oluyor. Eğer sorular olursa zaten oradaki iletişim formundan bana ulaşabiliyorlar. Peki bunun dışında? bunun dışında ben İstanbul'da yerleşeyim. Hı hı. İstanbul'da Fulya'da muayenehanem var. Hı var. dediğim gibi aynı web sitemden artık internet çağındayız. herkes interneti çok rahat kullanabiliyor. Cep telefonlarına artık indirilebiliyor hı hı. bu tür şeyler. Ve cep telefonları, akıllı telefonlar çok, çok ciddi bir şekilde bizi takip ediyorlar. <laughs> gerçekten bu şekilde şey yapılabilir, ulaşılabilir. Peki, aslında biraz yönlenmenizden bahsettiniz. Yani bu nasıl bu süreç? geldiğinizden bahsettiniz. Hani, e, genç arkadaşlarımıza tıp fakülesinde şu anda bitirmeye dönen ve bitirmeye güzel olan ve genel cerrahi düşünen arkadaşlarımız için konuşuyorum açıkçası. Neler söylemek istersiniz bu yolların her tarafını aslında gezmiş bir Aynen olarak? Aynen öyle. Ee, önersem, önermesem bilemiyorum ama ancak şöyle bir şey var. Ee, ben dünyaya bir daha gelsem doktor olurdum. Ee, yine branş seçmem gerekseydi genel cerrah olurdum 2-2-4 ve bu işi hakikaten severek yapıyorum. Ee, Hı -hı. Gençlerimize de söylememiz gereken şey şu ee, ne yaparsanız yapın ama severek yapın. Hı -hı. Başka türlü e, bu e, meslek çekilmiyor gerçekten ve insanlara e, faydalı olmak insanların bir teşekkürü o gözlerindeki minnet ifadesi bütün yorgunluğunuzu alıyor zaten. Peki, çok güzel. Peki son olarak da şunu söyleyeyim. Yani şu, bu süreçte karşılaştığınız zorluklar neler ve nasıl baş ettiniz? Onlardan biraz bahseder misiniz bize? Süreç hakikaten zor, zorlu bir yol. Ee, biraz evvel söylediğim gibi her sabah kalktığınızda lanet olsun bugün de kalktım işe gideceğim <laughs> şeklinde bir yaklaşımınız varsa o işi derhal bırakın. Hı hı. Zaten o işte öyle ömür geçmiyor. Hı hı. Bir başka şey şu. E, hakikaten akademisyenlik e, sorunlu ve sorunlu demeyelim de lezzetli ama e, ulaşması güç bir e, yol. E, tabii herkesin tercihi kendisidedir. E, ben o yolu tercih ettim. Ve pişman da değilim hiçbir şekilde. E, amacınız işte adınızın önünde bir şey yazsın değildir. Burada insanlara faydalı olayım. İşte nerede daha çok faydalı olursanız bu uzman olarak da olabilir, pratisyen hekim olarak da olabilir. Ee, siz kendinizi nasıl mutlu hissedecekseniz e, onu yapın diye söylerim. Gerçekten zorlu bir yol. E, Ortamanızı bulmanız lazım. E, ben güzel ortamlarda çalıştım. Ancak şunu söyleyebilirim, uzman olarak çalıştığım Adana Numune Hastanesinde pek orayı e, tarzını sevemedim ama o, o zamanlar birazcık daha farklıydı. İşte bıçak parası alınıyor vesaire gibi şeyler vardı. Böyle ithamlar bulunu, e, oluyordu. Alsanız da almasanız da bir şekilde siz orada suçlu pozisyonda oluyordunuz. Ve o ortamı çok fazla sevememiştim. Onun üzerine zaten öğretim üyeliğine gittim. Ve e, o da bir deneyim oldu benim hayatımda. Hiçbir zaman e, hani tüh keşke yaşamasaydım o e, rezaleti demedim. Çünkü rezalet olarak görmedim bir deneyimdi benim için son derece rahatlı geçti 4 sene kadar sürdü ama ardından işte akademisyenlik gelince akademisyenlik birazcık daha mutlu etti beni. Peki öğrenci yetiştirmeyi nasıl bakıyorsunuz? Öğrenci yetiştirmek zaten hakikaten güzel bir şey genç beyinlerle ve sizden bir şey öğrenmeye çalışan insanlarla karşı karşıyasınız. Ee, genç kalmanızın da sırrı bu zaten. Ee, yaşımı söylemeyeceğim şimdi. <gülüyor> <gülüyor> ve e, hakikaten insanı gençleştiriyor ve birilerine bir şey öğretmek, birilerine bir ameliyat yaptırtmak, o ameliyatı göstermek, püf noktalarını belirtmek e, ve sizden bir şeylerin, e, bir şeyler öğrendiğinizi, öğrettiğinizi hissetmek gerçekten güzel bir duygu. Güzel bir keyifli bir şey. Aynen. Peki özlüyor musunuz öğrenci? Yani akademisyen iyi değil. Şu anda çünkü özel çalışıyorum. Özel değilim. Ee, doğru tabii. Özel özel çalışıyorum şu an. kendime çalışıyorum açıkçası. Evet, peki. Muayenehanecilik güzel. yapıyorum ve zaman zaman özleniyor tabii. <laughs> Ama şöyle bir şey var. benim eski öğrencilerim hala benimle iletişimdeler. Aynen, Sağ olsunlar ararlar sorarlar. şunu, şunu nasıl yapalım? Asistanlarımız da öyle. E, şunu nasıl yapalım, bunu nasıl yapalım, hocam ne fikri, fikriniz aha, nedir gibilerden aha, aha. E, fikir alırlar sağ olsunlar. O da birazcık bizi mutlu ediyor yani. Ne güzel yol biz... gösteriyorsunuz aynen, onlara aynen. da peki. Evet. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için programımıza. Ben çok teşekkür ederim. Bu e, e, haftaki e, konuğumuz sayın Profesör Doktor Cemalettin Camcidi. Kendisiyle akılcı ilaç ve e, kendi yaptığı faaliyetlerle ilgili olarak konuştuk. Haftaya görüşmek üzere.